Netflix'in ilk Türk orijinal dizisini yapıyor olmanın sana verdiği çok büyük bir sorumluluk var. Projede yer alan bütün oyuncular için çok önemli bir karardı bu. Bunun başarı katsayısı ne kadar büyük olacaksa, başarısız katsayısı da o kadar büyük olacaktı. İlk hikaye dinlerimde ofisteydim. Normal herhangi bir yerde yapılabilecek bir hikaye yapmak çok doğru gelmiyordu ve dolayısıyla bende hep birinci madde buydu. Protector'da böyle beni çeken başka bir şey vardı. Bir süperhero işi hani bu klasmanda, bu kalitede hiç yapılamadı. Ya acaba yapabilir miyiz diyordum kendi içimden. It looked different. There was something new about it. And that was different to anything that anyone had ever seen in Turkey before. It was putting a lot of faith into a group of people who had never done it before. We weren't trying to copy something. We weren't trying to emulate another show. We just wanted to have our own style. Benim için Hakan karakteri Çağatay'dı. Ve Çağatay'la oturduk, konuştuk, sohbet ettik. O da çok heyecanlandı. Ve kast böyle bir anda çok hızlı bir şekilde ilerler oldu. Oradan Okan tamam dedi, Mehmet Kurtuluş ben de varım dedi, Hazar geldi, Ayça Ayşin geldi. Böyle kimyası çok değişik bir kast oluşuverdi. Ve 3, 2, 1 buyurun. İlk gün First Protector sahnesiyle başladık Osmanlı döneminden. İlk kez orada saçıma bold cap uyguladılar ve kel oldum. İlk sahnem Neşet'in evine gidip emirler yağdırarak Hakan'ı kontrol altına almaya çalışıyordum. Çok rahatım, her gün yaptığım bir şey falan gibi olmam gerekirken inanılmaz endişeli, bir ne yapacağım çok şapşal durumdaydım yani. Ya fiziksel olarak bir hazırlığa girmemi gerektiren bir şey olduğunu diyebilirim. Çünkü antikatıcıda çalışan sıradan bir çocuk aslında karakter. Daha çok psikolojik tarafıyla ilgili işte böyle bir dünyanın var olduğuna karakteri inandırmayı, kendimi inandırmaya çalıştım. Faysal Erdem son derece zengin, başarılı bir iş adamı ve hayatla ilgili ilham verici bir algısı var bence. Leyla güçlü bir kadın. Kendi başına bir yerlere gelmiş ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Ya Çağatay olarak gerçek bir insan olduğumu fark ettim en başta. Yani gerçek bir karakter olduğumu fark ettim. Bu kadar aksiyona gelebileceğimi düşünmüyorum. Onu fark ettim bir de. Çok hızlıydı her şey. Yani sürekli bir aksiyon, sürekli bir aksiyon. Baksana. İlk muhafızın dönüşüm süreci yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Çağatay'ın saçları tabii ki vardı günümüz dünyasının sahnelerinde de oynadığı için. Onun için saçlarını zamp gibi bir şeyle geriye tarayıp yapıştırıp daha sonrasında biz bold cap diyoruz ama nasıl diyeyim zar gibi bir silikonla tamamen kafasına geçirip onu yapıştırdıktan sonra tenle teması, tenden çıkıyormuş gibi hissiyatı olması için onları sıfırlayıp boyayıp bir uzun bir süreç oluyordu. Makyaj bittikten sonra saçına ve bıyığına geçiyoruz. Ve bunların küçük detayların ritaşlarını yaptıktan sonra dönüşümü tamamlanmış oluyor. Tamam. Çok sıcak. Gel. Çok sıcak. Hadi buyurun geçelim. Hadi gidelim. Geç. Nereden buluyorsunuz bu değerli? Emlakçıdan. Hamam dekoru içinde bir hamam bulunan fakat sadece hamamdan ibaret olmayan sadıkların ve muhafızın evi olan bir dekor. Bir önceki dekorumuz Sarnıç oldukça kalabalık, daha karanlık bir mekanken burası daha aydınlık, daha geniş, ferah bir mekan. Hiçbir şekilde binanın içinde hamam yoktu. Bütün o kurnalar, göbek taşı, oymalar hepsi özel olarak dizayn edilip tasarlandı ve yapıldı. Bu mekanı yaparken bir takım gizli yer ve bölmelerinin olmasına açıkçası dikkat ettik. İlk gizli yerimiz giriş kapımız olan asansör. Asansör ve özel bir şifre girerek arka kapısı açılıyor ve ana mekanımızın giriş kapısı olarak kullanıyor sadıklar ve muhafız. Diğer ikinci bir yerde çalışma alanındaki kütüphaneyi düşündük. O da özel bir kimle açıldığı zaman arka tarafa silah odasına geçişi sağlıyor. Evet. Ha ha ha.
yani gerçek fikrim, dürüst olarak hiç beğenmedim. Yani biz de daha iyi olmasını isterdik aslında. Gelen yorumlar, gelen tepkiler, eleştiriler, olumlu olumsuz, insanların dikkatini çekti. Yani bütün o yazılan yazılar bizim bir sürü şeyi belki çok daha hızlı toparlamamıza, dönüştürmemize, yol almamıza yardım etti. Bizi oralara taşıdı yani. O yüzden tabii ki müteşekkiriz yani. Yapılan her bir yoruma, hepsi ayrı ayrı çok kıymetliydi. En zorlandığım 3. sezonun son sahnesiydi, final sahnesiydi. Hakan denize atladıktan sonra anahtarı kaybediyor ve orada suyun altında anahtarı arayıp bulması lazım. Dövüş sahneleri beni inanılmaz korkutuyordu. Yani başta hazırlanmama, çalışmama rağmen müthiş kaygılanıyordum, müthiş korkuyordum. Gitmemek, ayak diriyordum. Başlamak o kadar zordu ki uzun dövüş sahnelerine. İlk gömleği giydiğim sahnede gömleğin içine girme planı. Yani nasıl olacak diye düşündürdü beni okuduğumda mesela. Işıklar çıkıyor falan. Çalışma saatlerinin tabii ki sendikalıyım ben de ve sendika kurallarından daha da kurallı olup da daha az sürelerde bitmesi bizi heyecanlandırdı. Küçük bütçeli veya büyük bütçeli bir iş de olsa her zaman prodüksiyon yapısındaki maddesel dünyada hep bir böyle kısıtlanma olduğunu görünce demoralize oluyorsunuz. Ama burada ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Bunu gerçekten dürüstlükle söyleyebilirim. Bu bizi memnun etti, yalan yok. Benim bu projeyle ilgili heyecanlandıran en önemli faktör bir kere ulaşacağı insan sayısı. İkincisi projenin içinde olan insanlar. Tanıdığım ve tanımadığım, beraber çalışmak istediğim bir sürü insan vardı. Üçüncüsü de hikayesi tabii. Şu ana kadar bu topraklarda denenmemiş bir hikaye. Ben izleyici olsam dahi heyecanlanırdım herhalde. Ya kafama butafor düştü. Sahne var tabii ki sette, en çok eğlendiğim an değil benim. Çağatay'ın en çok eğlendiği an olabilir. Başkalarının en çok eğlendiği an olabilir. Benim için değil. O uyanma sahnesinde, uyanma anında özellikle o direklerin tepelerine huniler, büyük huniler konuldu. İçlerinde de köpükler dolduruldu. Kaya görüntüsü vermek için, deprem oluyor çünkü ölümsüzler uyanırken ve zemin sallanıyor ve yukarıdan parçalar, taşlar düşüyor. Bir noktada Hazar'ın kafasına taş düşüyor ve bayılıyor. Ve attığımız şeyler hani böyle süngerimsi materyaller olduğu için kafasından sekmeleri falan böyle. Hani merdivenin tepesine biri çıkmış ve kafasını isabetlemeye çalışıyor. Böyle komik anlara şahit olduk. Ama hani şöyle... Aynen, şey o da orada şey yapacak. Burada o diyaloğu elimizde hançerle devam ettiriyoruz. Geçecek Oo! Kimler? Hiç haber vermiyorsun. Son günde de Faysal ve Hakan'ın büyük kavgasını çektik. Ya aslında hikayenin bittiği nokta. Tabii son sahne olması biraz buruk oluyorsun. Son sahnem Kapalı Çarşı'da Neşet'in dükkanında çektiğimiz sahneydi. Ne bileyim. Çok üzünlendim tabii böyle. Abuk sabuk ağlar mıyım lan acaba falan diye düşündüm. Ağlamadım ama çok mutluydum yani. Arkadaşlarımla bir arada müthiş bir şey yaptığımız için. Böyle projeler var. Böyle projeler de yapılabiliyormuş. Ve bunlar da izleniyormuş. Bu bir tek batıda yaratılabilen bir proje değil. Hani bizden de bunlar çıkıyor. Bunun duygusu beni çok mutlu etmişti açıkçası. Oyuncu olarak ben bir tercih yaptım. Ve bu benim için bir deneyim. Dolayısıyla ben yaptığım şeyden çok keyif aldım ve anlıyorum. Hataları da anlıyorum, eksikleri de görebiliyorum tabii ki ama bunu yapacak cesarete sahip olduğumuz için hepimizi tebrik ediyorum. At the end of season 4 when we wrapped, I really felt on not just a personal note but on a crew note that we had done a massive achievement and this project became a real bonding experience and I think the friendships will last for a long long time. 4 sezon boyunca bizi izlemeye devam ettikleri için bu proje 4 sezon olabildi. Onların hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah onlara daha güzel, daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Umarım yine buluşuruz. Türkiye'de yapılmış ilk Netflix işi olarak bence başarılı bir işti. Böyle bir şeyin içinde olmaktan da mutluyum. Bizi destekledikleri için de hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Hadi ben kaçtım.